Yanında sakız çiğnendiğinde sineveden gözün seyiriyormuş. Evet. Bunu söylememem sakız lazım sanırım. Sakız çiğnemenin bir saygısızlık olduğunu mu? Hayır, hiç alakası yok. Ben hiç öyle şeylere takılmam, saygısızlık gibi. Stabil olan seslere karşı biraz böyle obsesifim yani. Stabil olan seslere evet, karşı. Evet, stabil yani su akması gibi de ama onlar beni hayatımda devam ettirebiliyorum. Bir sıkıntı olmuyor ama sakıza gerçekten tahammülüm yok. Arkadan geliyor sana stabil sesler. Sevgiler, merhabalar. Yüksek sesle konuşulmasından ve bozuk para oynama sesine dayanamıyormuşsun. Evet, biraz hatta böyle tatsız şeylerim de var yani. Zor bir hayat. Ben sana Nihal sen en sevmediğin, en dayanamadığın şey nedir Nihal? Boş konuşan insan galiba. Tam lafımızın üstüne mi oldu? Çok kötü bir şey değil mi Nihal? Felaket. İnsan dayanamıyor. Hele dinlemek zorundaysa. Ben boş konuşuyor muyum sence? Hayır, kesinlikle. Siz çok akıllı ve entelektüel bir beysiniz. Hayırlısı diyeceksin. Bunu yaparken uçuyormuş değil mi? Yavaş yavaş gidiyor. Uras Kaygılar oğlu nasıl kilo verdiğiyle ilgili arkadaşlarımız bir VTR yapmışlar. Hadi. Dizideki rollerine kaşık yerleştirmişler dışarıdan ve çok güzel bir tepki almışlar. Yani güzel bir VTR olmuş. Bir izleyelim. Bakın hiçbir şey yemediği için kilo vermiş VTR'si. Dur kardeşim ya. Aklından bile geçirme. Ne noktalardan buraya geldik sen biliyor musun? Allah'ın peygamberini seviyorsan kışma bırak. Değil kardeşim ya. Bu nedir? Çok mu özlediniz beni? Aman biterim abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,